Merhabalar, ben Köteiz Köte ve Beyond Köteistan'ın 6. bölümüne hoş geldiniz ve trolleyen bir mamumuz var. Ve ben de Greg'in amk. Ve burası nedir diye soracak olursanız eğer, eşin yaptığı Tomcraft ve Botanya odaları. Tabii Tomcraft'a biraz girişmiş, Botanya'ya da biraz girişmiş, Crucible'la şunu yapmış. Dekoratif ya, o yüzden. Evet. O esnada bu arada şöyle bir olay olacak. Eş Botanya konusunda bayağı deneyimli. Ben de Tomcraft konusunda deneyimli olduğumdan bölüşeceğiz. İki günde endgame. Ben hazırım. Aynen. Ne yapalım şimdi? Eş. O zaman Pure Days yapalım bir tane direkt. Bir gündüz yapalım önce. Aynen. Bu arada biraz Dire Wolf özentiliği yapmış olabilirim çünkü V baş parmağıma çok daha yakın. Ya ben yapacaktım bunu ya. Hahahahahahahah. Ben yapacaktım. Hıhahahahahahahah. Cidden V daha rahat oluyor. Şimdi Pure Daisy'yi nasıl yapıyoruz? 4 tane beyaz yaprak. Ya, dur önce şu yapraklar tane... hakkında bir şey gösterelim. Ha, evet. Bunları böyle koyduğunuz takdirde valla bunları elde ediyorsunuz ve neredeyse çoğu Botanya crafting'i bunlarla yapılıyor. Ayrıca bunların başka bir kullanımı daha var. Evet, şu wand'ı yapmamız lazım. İki tanesini alıyorum. Bir pickaxe yapacağız ya. Şimdi ben vereyim, sen Pure Daisy'yi de yap o ara. Tamamdır. Şöyle seed de verin bir iki tane. Şimdi ne atıyoruz? Direkt 4 tane yaprağı atıyorsun içine. Malını yazdık sana. Ve bir adet Pure Days'iniz var. Evet, tabii siz bunu duymadınız dediğimi. Bir adet Pure Days'imiz var dedim. Koyuyoruz Pure Days'i. Ben de şuraya bir tane koyayım. Ben de sen wood'ları koy. Tamam, bir saniye wood getiriyorum hemen. Ay ya, bende var. Ha tamam. Gelenin telefonu inatla titriyor. Evet. Tamam benim. Ben bu arada ya tamam biraz daha buraya. Evet. Bunları koyduk ve şu an sadece bekliyoruz. Wood'lar living wood olacak zaten. Stone'lar da living stone. Aynen. Ondan sonra direkt geçilmiş olacak. Bu arada Tomcraft konusunda önceki seride çok fazla Tomcraft'la ilgilendim. Bu seride birkaç noktada Tomcraft'a ihtiyacım olacak. O yüzden Tomcraft'la alakalı çoğu şeyi kamera arkasında yapacağım. Merak ederseniz eğer kamera önünde yapmaya devam ederim. Fakat çoğu detay kamera arkasında olacak. Haberiniz olsun. Ve bunları yine bekliyoruz. Ben de o ara işte Daybloom yaptım bir iki tane. Onlarla zaten bir tane turuncu, bir sarı, yok. İki sarı, bir turuncu, bir mavi. Açık mavi. Aa, bu arada benim bir tane ne yapmam lazım? Lexica Botania. Aa evet, onu unuttuk. Hemen yapıyorum kendime bir tane. Kitap var mı? Kitap bir ton olması gerekiyor. Neredeler ama? Aşağıdaki chestlerden. Evet. Ben galiba körüm şu an. Bulamadın mı? Bulamadım. Ha buldum. Bir tane 8 tane varmış. Ha ben onları villager'larla trade ettim. Ve Lexica Potania. Evet, burası. Şurada da bir tane Omnomnomicon'umuz var. Bu ikisi iki büyü modumuzun yol göstericileri diyelim. Bir de X'i getirebilir misin? Ha evet. X var bende. Bronze X'i diyorsan o Bronze X çoktan kırıldı. Bu arada illa hepsini doldurmamıza gerek yok. Hani 4 stone, 4
wood, 1 wood, 7 stone falan tarzında oluyor diye biliyorum. Doğru mudur? Evet, aynen. Karışık koysalar olur. Bir tane şey yap o zaman. Daybloom yap. Sen de görsün onlar. Neler gerekiyordu Daybloom için? Arkadaki çiçekler. 2 sarı, 1 turuncu, 1 de açık mavi. Şu arkadaşla sen nasıl yapılıyorsun sana bir bakalım. Evet, bu da bu şekilde yapılıyor. Bayağı basit. 2 sarı. Oteli neyle başladınız bu arada? Ben bir turuncu, bir mavi. Evet, bir adet day blue. Evet. Petal apothecary mi neydi? Petal apothecary. Ondan yapıyorsun. Sonra direkt ilk işin pure daisy yapmak zaten. Okay. Zaten gördüğünüz gibi bunlar. Şöyle de koyalım. Ya dur. Aynen. Bunlar gün ışığından mana üretiyorlar ama aralarında bir boşluk olması aynen gerekiyor blok olarak. Ya şey, yan yana olamıyorlar ama çapraz olabiliyorlar. Yan yana evet olduklarında verimlilikleri ne kadar iniyordu? Ona emin değilim. Bu arada şu diğer X. Evet. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha vardı. Mana pool diye hatırlıyorum. Evet. Şey, senden azıcık living stone alabilir miyim? İki tane mana pool yapacağım. Evet. Bunlardan birini şöyle koyalım. Ama herhangi bir şey çalışmıyor. Hatta oraya değil. Şuraya koyalım. Herhangi bir şey çalışmıyor. Bunun sebebi de bize bir de dur. Nerede gözüküyordu onlar? Mana spreader. Ha. Tamam. Bir tane gold lazımmış. Attım ben. Ha. Tamamdır. Ve tabii ki de ters yerleştirdik köfte. Tamamdır. Mana spreader'ımız da hazır. Ve bu arkadaşlar buna manayı atacak. Umarız. Ama öncelikle evet, bir şey daha yapmamız gerekiyor. O şeyde nasıldın sen? Botanya'nın şu wand'ı nasıl yapılıyordu? Ha, bu şekildeymiş. Evet. Gördüğünüz gibi mana birikiyor. Mana bunlardan zaten bunun üstüne durduğumuzda işaretleniyor. Mana buna gidiyor. Bu da buna yolluyor. Seni Eş, sen de achievement'ı al istersen. Gel. Geliyorum. Ben de bir kitap alayım kendime hemen. Evet. Living Book'lardan bu arada bir tane biraz daha alacağım. Çünkü bana bir arkadaş lazım. O da neydin sen? Ha, bu arkadaş. Tamam. Bir saniye, benim bir sorum var. Copper'dan hammer yapılmıyor muydu? Hayır, yapılmıyordu. Bak ya, yarım saattir boşu boşuna mı araştırıyorsun? Bronze'dan yapılıyor.
Bronzdan'ı biliyorum da kapırdan da yapılıyor diye şey yaptım da yapılmıyormuş. Neyse ayrımdan yapıyorum. Ben ayrımdan yaptırırım. Ya da şey, en sağlamı adı neydi o şeyin? Dakika. Ben buradan yaparım. Ben bir bilgisayarı ders Ayrım. atlayıp geliyorum. Tamam. Bu arada şu Sen mana git sen de steal'de, bu pakette steal'in mana pool'a atılmasıyla oluyor. Ama biz bunları chest'ten bulduk. Ve ilk iş olarak Ashe'le bana güzel bir alet yapıyorum. yalan söylüyor, hack yaptılar. Yani, server admin'iyiz. Ash. Geldim. Teşekkür ederim. Şimdi bunun şey ne? Neye kadar kazabiliyor? Şu an her şeyi kazabiliyor. Dead. Obsidian. Kazabiliyor olması lazım diye biliyorum. Diamond'ı kazabiliyor. Ki bu pakette Diamond'ı kazmak için Diamond seviyesinde olman lazım. Diamond seviyesindeki bir şeyde obsidyanı Yani. kazabiliyor. Teknik olarak evet, obsidyanı kazabiliyor. Ama pratikte Yani. değişir mi bilmiyorum. Bu arada ben çiçekleri içeri taşıyorum. Tamam. Bizim varmış ya. Ultimate şey Transformer nedir ya? Bir dakika. Ben bu sayıyı okuyamadım. 2 trilyon 147 Bu arada milyon Barley Seed kabul ediyor mu 483 bin bunlar? 647. Vay be. Sanırım ediyor ya. Bir denemek gerek. Bakarız. Frames diye bir tane mod varmış. Ne işe yarıyor? Bir olan var mı? Frame Bilmem ki. Frame Garip ekliyorlar, garip. evet. Ne frame abi? Hareket eden makine işte. Aaa. Gayet açık Altı bence. geldi. Ve birinden yankı Yok geliyor. bence değil. Du. Bak, sen videoya girdiğin zaman yankı geliyor diyorsun. Videoda yokken yankı duyan yok arkadaş. Bence Senden geliyor. sorun Ha. sende, bende Bir kişi değil. daha yatsın. Ha, tamamdır. Yaptım yaptım. Madem öyle ya ben yavaştan kaçayım. Captain'da gitti madem. Benim Tamamdır. biraz uykum geldi. Hadi o Erken zaman uyandım diye. may the horse be with you diyoruz sana. O zaman atlar benle olsun inşallah. Hadi görüşürüz. Atlar sana yol göstersin. Abi kendinize iyi bakın. Hadi gidelim. İyi geceler. Baş baş. Baş baş. Ve şimdi bir de normal mana steel üretim yoluna bakalım. O da şu arkadaşları şunun içine atmakla oluyor. Ancak henüz bunda yeterli mana yok. Bu arada sana ben mana pool'u attım mı? Hı. Tamam. Tabii şu Dayblumer'ın sıkıntısı inanılmaz derecede yavaşlar. İnanılmaz derecede. Şey miydi? Bir mana pool'u 7 bir haftada mı dolduruyordu? Neydi? Öyle bir şeydi Öyle sanki. bir şey sanırsam. Evet ve şimdi yapmamız gereken diğer bir nokta daha. Tomcraft. Normalde bu Tomlinum'u yapmak için biz bir village'da bulduk. Bayağı aşağıda bir village. Normalde bunu yapmak için bir tane bookshelf ve wand ile sağ tıklıyoruz. Evet Manu sen ne zaman açsan yankı geliyor bana. Neyi ne zaman açtın? Mikrofonu. Ben mikrofonu açmıyorum ki. Dur, voice sesini biraz arttırayım bir saniye. İşte onu diyorum zaten. Evet,
Ama sadece kayıttayken oluyor sanki. Kayıtta değil. Yok, kayıt değil derken de bir iki kere oldu. Tamam, ben biraz eşiği arttırayım o zaman. Bir bilgisayar kendine gelsin de. Ulan girmek ayrı sorun, çıkmak ayrı sorun paketi arkadaş ya. Şimdi... tabii ben gold da yapmaya çalışıyorum. Iron'la yapacağız. Kafa gitmiş bende. Şimdi... şurada hiç iron güt var mıydı? Varmış. Fazlasıyla. Evet. İki tane iron nugget. Ve ilk bandımız hazır. Şimdi bize başka ne lazım? E.O. C.U. Şimdi bize başka bir şey daha lazım. Bir adet daha testere yapmak lazım. Çünkü testereyi kırdım. Zaten bu yeterli. Yalnız crafting table'ın her yerinde değişik şeyler var. Evet, testere gel. Evet, 3 tane table'ımızı craft ettik. Bir tane de sen neydin? Evet, arkadaşın adını hatırlayamıyorum. O yüzden onu bulacağız. Evet, şuralarda bir yerde olması lazım. Hangi user geldi? Engin Bey gelmiş. YouTube, Engin'e selam verin. Ve eğer video yüklemeyi kesmediği sürece abone olun. Nasılsın Engin? İyiyim. Telefonumu aldım. Aa, geldi mi servisten? Hayır, gelmedi. Şöyle oldu. Ne oldu? Servise göndermedim. Ha. O da güzel. Hayır, gönderecekti. İptal ettim. Abi bir dakika. Şu Borderlands'a yeni oyunu var ya, indirime girmiş. 30 liradan 29 lira 25 kuruşa inmiş. İyiymiş. Resquare. Aynen. 75 kuruş indirime girmiş. Şimdi bize insect ve feather lazım. Insect, feather. Hatta senden iki tane yapacağız. Scribing tool mu? Aynen, scribing tool. Tomcraft girişi. Her daim yapılır. Sadece girişinde de değil. Araştırmalar devam ettikçe sürekli yapılıyor. Ve komşularım buranın bir apartman olduğunu unuttu. Evet. Research table'ı hazırladık. Sırada şu arkadaş ve sana bir wand'la tıklayalım. Voila! Bu da Arcane Workbench. Şimdi yapmamız gereken tek şey bolca kağıt. Bizim Sugar Cane farmımız yoktu değil mi? Maalesef. Aynen. O zaman yapıyoruz bir tane. Evet, Sugar Cane. Bizim Sugar Cane'ler nerede? Hah, burada. Zaten zibilyon tane varmış biraz da. Hemen şu kenara, köşeye bir yere kuralım şu sugarcane farmımızı. Hazıra daha da yanmaz köfte. Yine yap farmını. Hani o işin o kısmını biliyorum zaten. Greg ile oynayan adamım. Biz de Greg ile oynuyoruz.
Yani. User joined your channel. Ama bu atasözü yani. Ben yine aklıma gelmişken gömeyim dedim. O Kırpat da gelmiş. Kırpat. YouTube Kırpat'a da selam verin. Ha videodayız. Yep. Tamamdır, bu kadarının ekilmesi şimdilik yeterli olur. Asus'tan Kırpat. Bana gene cici bir kutu gelmiş abi. Aa güzel. Ne var? Asus Gladius. Rogan. Nice. Fazla nice. Ve unutmadan ben kendime şöyle bir arkadaş yapmak istiyorum. Pocket Crafting Table. Dur az videonu böleceğim ama Kırpat. Hadi gel Borderlands oynayalım. Bir dinleneyim. Koz yatağından geliyorum. Ha. Ve Pocket Crafting Table tam olarak aynen. Şu oluyor. Kozlar rahat mı abi? Ya Engin. Evet, bu sunucunun geleneği budur bu arada. İğrenç espriler. Maalesef. Aynen. Sunucuya gelmenin en büyük koşulu... İğrenç espriler yapabiliyor olmanız. Aynendir. Ortada kutu yok yalnız. Yalnız Kırpat. Kutu açımından gelen sesler çok güzel. Sorma. Dur. Trollemeyim ben seni. Teşekkürler. Şimdi bu oldu mu? Evet. Gördüğünüz gibi. Mana steel yapabiliyoruz bu şekilde. Ve şuna da yakacak bir şeyler verdiğimizde end of flame'ler. Onlar da mana üretiyor. Çarkol yapıyorum ben şimdi. Tamamdır. Aşağıda bolca vardı çarkol. Nerede? Gel. Geliyorum bir dakika. 35 tane çarkol aldım. Şey o steam tankının yanındaki chest'te. Tamam. Çarkolları oraya atıyorum. Ve tabii ki bunlar çarkol blok olmuyor. Kompresörden geçmeden yani. Değil mi? Tek tek atsak? Çabuk yanıyorlar ya. Kompresör de bunları kompres etmiyor. Etmesi lazım. Sugar charcoal blok. Neyse ben şunları direkt atıyorum ya. Çünkü charcoal blok diye bir şey yokmuş. Ha. Coal blok var diyorsun. Evet. Ben de şuraya attım biraz. Ve gece oluyor gene. Ben o esnada bir de şunları göstereyim. İlk olarak şu iki araştırma kesinlikle alınmalı. Hadi iyi geceler herkese. Tamamdır. Yani şu an sunucuda ikimiz varız, evet. Saat geç olmaya başladığı için. Saat geç mi? Aa yeni başlıyor. Aa tabii gece önce ben neyi unuttum? Stormcraft'ta ilk neyi craft etmek lazım? Cogs of Rerik. Hayır. Thermometer. Aynen. Gece daha genç. Engin genç. Badum tss. Bu arada bahsettiğimiz olay tam olarak bu. Sunucuda herkes iğrenç espri yapmak zorunda. Hani bu bir sunucuya alım şartı. Engin'in kafa atma durumu dışında tabi. Evet. Öyle de bir durum var. Engin eğer size kafa atmak isterse şey hiçbir şekilde sunucuya alınmamasınız. Sunucuya gelemiyorsunuz. Ban yiyorsunuz. Perma ban. Direkt kafadan ban yiyor. Aynen. Kafadan hem de. Literally. Şimdi... Ya. Araştırabilecek bir aynısı şeyler bulmamız yani. Lazım.
Tamamdır. Burayı araştırdık. Çünkü ben araştırma yapıyorum. Ve Omnomnomikon şu an hiçbir şey bilmiyor. Ooo köfte. Efendim? Ermalili yalan olmuş. Neden? Pixie Dust istiyor. Ne istiyor? Pixie Dust. Hani o portala direkt Ender Pearl atıp sana Pixie Dust geri veriyorlar ya. Ha. Ondan istiyor. Ha. Yani Alfheim'e portal kurmadan End of Flame Termalili yapamıyoruz. O neydi? Lavdan. Şu Hidro'yu kullanalım. Hidro olur. Kaldı ki hani lavı nereden üreteceğiz, o da var. Evet. Su daha kolay iş. Şimdi köfte ne yapacak? Elinde bu thermometer ile kapı kapı dolaşacak. Her şeyi inceleyecek. Ben bu maskeleri açtım. Hayırlı olsun. Çok easy oldu. Ve Mana Steel Pickaxe'in ilk durability'sini de verdim. Adamlar Mana Steel Pickaxe kullanıyor abi. Aynen. Ben daha ne yapayım? Bölüm sonrası gidip Diamond kazmaya gideceğiz. Diamond? Evet, Diamond. Diamond yatağı var. Adam dünyadan haberi yok. Evet, evde inceleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ben biraz incelemeye koyulup geliyorum. Ve geri geldik. Ve biraz bir şeyleri araştırdım. Şunlar ortaya çıktı komple. Ancak hala tam değil. Onları da araştırmaya devam edeceğim. Ancak sanırım şimdilik bir şeyleri bitirsek güzel olabilir. Eş, bu sefer çıkış cümlesini sen yap. Ay heyecanlandım, dur. Ne diyeyim? Bilmem. Hala işi araştırıyorum. Köfte ve benden size eğlenceler. İyi geceler.